Yani 4-5 bin nüfusu kasabadan birdenbire İstanbul'a, milyonluk şehre geldik. Zor yani. İşte 4. sınıflar kulüp kurmuşlar. Böyle masada da 1. sınıflara yardımcı oluyorlar. Baktım Özgür Rukçular Kulübü yazıyor. Sert yüzlü abiler ablalar var. Merhaba dedim, ben sizin kulübe girmek istiyorum. Ne gerekiyor acaba? Baktılar. Dediler bizim siyasi boyutumuz var, ideallerimiz var. Nedir dedim. Biz dediler uzun vadede toplumda eşitliği sağlayacağız. Eşitlik ne dedim. Çünkü biz kasabada beş parmağın beşi bir olmaz diye büyümüşüz. Yani hayatı yaşıyorsan eşitlik mümkün değil. Beni biraz saf gördüler. Yüzüme bakarak mesela dediler senin evin varsa başkasının da evi olacak. Senin araban yoksa başkasının da arabası olmayacak. Benim de o zaman ne ev var ne araba var. Lan dedim ben bunlarla bir süre takılayım. Evimi arabamı yapayım. Sonra ayrılırım dedim. Zincirle bağlanmadım ya. Yıllar sonra o kulüpteki arkadaşla böyle konuştuk. Dedim ben sizinle ilk tanıştığımda böyle düşünmüştüm. Zaten dedi biz de ev araba sahibi olduktan sonra solculuğu bıraktık dedi.